Gerçekten tarihler 20 Aralık Çarşamba gününü gösterdiği bu saatlerden merhabalar diyelim. Ekranların en sosyal medya sever, en sporun nabzını sosyal medyadan gören program Net Günlüğüne hoş geldiniz değerli izleyenler. Programımızın süresi 30 dakika, ilk 15-20 dakika biraz spor gündemine sosyal medya üzerinden bakacağız. Geri kalan dakikalarımızda ise ekranlarınıza, bilgisayarlarınıza, telefonlarınıza, tabletlerinize düşen o müthiş videolardan böyle derlenmiş güzel güzel anlarla devam edeceğiz. Programımıza katılabiliyorsunuz. Programımız interaktif. Net Günlüğü adresimiz ister Twitter'dan ister Instagram'dan program esnasında bizlere katılabilirsiniz. Bizlere gönderdiğiniz görselleri zaman zaman ekranlarınıza taşıyoruz. Videoları da ekranlarınıza taşıyoruz. Ve diyoruz ki her gün sizler için bir soru soralım. Biraz genel kültür, biraz bilgi içersin. Zaman zaman da yorumlarınıza açık olsun ve günün sorusunu getirelim ekranlarınıza. Bugün ne sorduk sizlere? Dün baktık ki milli takım, Dünya Kupası, bu tarz soruları sevdiniz. Biraz daha bunun üzerinden gitmek istedik. Dedik ki Türkiye kaç kez Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etmiştir? Biz 1, 2, 3, 4 diye bunları şıklandırdık ama sizler bunu yorum haline getirebilirsiniz. Hatırladıklarınız varsa, bununla ilgili hikayeleriniz varsa bizlere yazabilirsiniz. Keza izleyicilerimiz arasında Atilla Gökçe de bulunuyor. Bu yüzden ona da sormuş olalım. Zaman zaman program esnasında sağ olsun bizlere mesaj atıyor. Biraz da böyle tarihin tozlu sayfalarından soruları sizlere yöneltmeye çalışıyoruz. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Basketbolla başlayalım. Temsilcilerimizin yüzünün güldüğü bir gece oldu, bir gün oldu. Dün biraz dünün nabzını tutalım hep birlikte. Sonrasında gündemin diğer konularına bakacağız. Fenerbahçe'ye doğuştan galibiyet paylaşımı geldi. Kızıl Yıldız'la güzel mi güzel bir mücadelesi vardı. 82-56 mağlup etti ve mağlubiyet paylaşımını da şöyle yaptı, geliyor ekranlarınıza. Onların mağlubiyeti değil, galibiyet paylaşımı olacak. Hemen düzeltelim değerli izleyenler. Dün akşam ekranlara yansıyan, kameralara yansıyan bazı görüntüler vardı. Gözlerden kaçmaması gereken keyifli görüntüler. Bizler de gözümüzden kaçırmadık ve akışımıza ekledik. Onlardan bir tanesi gelsin bakalım, Jan Vezeli'nin paylaşımı. Değerli izleyenler, Pero ile ilgili bir paylaşımı vardı. Buyurun. Ne paylaşmış? Evimize geçit vermedik. Şimdi hızlı bir şekilde bu maçı geride bırakıp sonrakine hazır olmalıyız. Bu gecesini tekrar görmek harikaydı kardeşim, Pero diyor. Pero Antic'le güzel bir fotoğraf, kareye imza atmışlar. Her ne kadar rekabet ortamı olsa da güzel mi güzel bir kare olmuş. Dünün karesi seçelim mi? Hatta bu haftanın karelerinden bir tanesi olabilir diyelim ama dünün karesi kuşkusuz, öyle değil mi? Datome'nin Tofaş maçında Melih Mahmutoğlu'yla tokalaşmaları gözlerden kaçmadı, değil mi? Tokalaşmaları diyorum ama kendi dilinde de olabilir yani. Şöyle hızlı hızlı. Var mı sizin iş arkadaşlarınızda böyle hızlı hızlı? Yani maksimum şu oluyor bizde. Değil mi Yakup? Şunu yapabiliyoruz. Başka var mı? Ama bunlarınkisi biraz daha farklı. Basketbolcuların hep farklı oluyor zaten. Peki onlar nasıl tokatlaşmışlar? Gelsin ekranlarınıza. Bu biraz böyle şiddet mi içeriyor Yakup? Ne dersin? Kameramanımız Yakup'la birlikte. Biz böyle şeyler yapamayız değil mi? Maksimum elimizi kolumuzu. Yani biraz daha ileri gitse tekme tokat diyeceğiz. Tokatlamak her zaman iyi hissettirir diyor yalnız Datome'de. Değil mi? Çocuklara yapılan, ay o da ne kötüdür değil mi? Özellikle ergenlik dönemlerinde ne yapıyorsun deyip böyle kavga, cinayet çıkabilir neredeyse. Datome'de her zaman iyi hissettirir diyor. İyi hissettiren şeyleriniz bol olsun diyelim. Antic'in, Pero Antic'in bir paylaşımı var. Ekranlarınıza taşıyalım bakalım. Yine mi sen? Seni yarın tokatlayacağım ve saçlarını tıraş edeceğim. Kardeşim Melih'i rahat bırak diyor Datome'ye değerli izleyenler. Pero Antic'in Twitter adresinde yaşananlar böyleydi. Bir o kadar güzel paylaşımlar oldu. Burada kalıyor mu? Kalmıyor. Euroleague'de dahil oluyor bu paylaşıma. Peki o nasıl bir cevap vermiş Euroleague'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım? Gelsin ekranlarınıza. Videosu çok güzel olmuş değil mi? Son dakikaları
Antiç'in Melih'i öpüşü. Yani uyarıyor, ben senin yerinde olsam dikkat ederdim diyor. Çok da güzel bir paylaşım olmuş. Bu haftanın en keyifli sosyal medya hem oyuncular hem kulüp bazında demeyelim ama herhalde resmi Twitter hesaplarından yapılan en keyifli paylaşımlardan bir tanesi olmuş. Bazen sosyal medyayı fazla ciddiye alıyoruz değil mi? Böyle basın açıklaması yapar gibi görüşlerimizi dile getiriyoruz. Ya da bir şey paylaşırken 10,000 defa düşünebiliyoruz. Ama bazen de o oranın keyifli yanlarını da keşfetmemiz gerekiyor galiba. Bazen sadece bir tweet, bazen sadece bir tweet. Gelsin ekranlarınıza bir diğer paylaşım. Euroleague. Arayı biraz daha kızıştırmaya çalıştı galiba. Dün anlayamadık. Bu paylaşımdan sonra bir paylaşım daha yaptı. Biraz daha olayı köpürttü ve Antiç'in Datome'nin saçlarını kestiği o anları da paylaştı. Gelsin bakalım ekranlarınıza. Makası saklayın, Pero geri dönüyor diyor. Euroleague olayı biraz daha köpürtüyor. Maç sonu Fenerbahçe televizyonuna röportaj verdi bu ikili. Neler söylemişler? Paylaşımı gelsin ekranlarınıza. Antiç diyor ki, Datome ve ben gittikten sonra çok kötü bir oyuncu olmuş. Uzun saçlı hali daha güzeldi. Datome de diyor ki, taraftarlar neden böyle yaptı anlamadım. Sahada her zamanki gibi kötü oyuncuydu. Benim sayemde saçımı keserek meşhur oldu diyor. Karşılıklı atışmalar söz konusuydu. Dün sadece bir galibiyet değil, bir mücadele değil, aynı zamanda renkli görüntüler dediğimiz o kalıp, o tanım var ya, gerçekten onun ta benzeriydi değerli izleyenler. Renkli görüntüler vardı. Nihayet buluştular. Gelsin bakalım paylaşım ekranlarınıza. 4 fotoğraf var birbirinden farklı. Fenerbahçe Basketbol'un paylaştığı fotoğraflar. Datome ile Antiç'i görüyoruz, Obradovic'i görüyoruz. Muhammed Ali mi diyelim, Bobby Dixon mı diyelim, ikisini birden söyleyelim. Eski takım arkadaşlarıyla böyle selamlaşıyor, kucaklaşıyor Pero. Pero'nun paylaşımları. Bunu yapan ise Fenerbahçe Basketbol Kulübü'nün Instagram hesabı paylaşan site. Ve dün yüzümüz bayağı güldü. Diğer temsilcilerimiz de güldü. Galatasaray'ın galibiyet paylaşımı gelsin. Litka Bilisim 84-77 yendi Galatasaray'da. Ekranlarınıza geliyor. Euro Cup'ta 4. galibiyet deniliyor. Galatasaray Basketbol'un paylaştığı fotoğraflardan bir tanesiydi değerli izleyenler. Grubunda oynadığı son 5 maçta 4. galibiyetini aldı Galatasaray. Temsilcilerimizle yüzümüz güldü dün akşam. Beşiktaş'ın da paylaşımı var. Ekranlarınıza getirelim hemen. Paylaşım. FIBA Şampiyonlar Ligi 9. hafta maç sonucu diyor Beşiktaş. Dün Beşiktaş Sonpo Japan 87-77 Ostente'yi yendi. Paylaşımlar böyleydi. Ekranlarınıza getirdik. Ve devam edelim. Basketbolla devam edelim. Bamit'in paylaşımı var. Bamit'in paylaşımını da getirelim ekranlarınıza. Bamit'te Petro Olimpia'yla 9. hafta maç sonucunu paylaştı. Bamit'in de yüzü güldü. 65-57 mağlup etti değerli izleyenler Petrol Olimpia'yı. Anadolu Efes'in mücadelesi ise bugün. Onlar neler yapacak? Ekranlarınıza gelsin bakalım paylaşımları. Bu akşam Euroleague'de mücadelemiz Moskova'da. Kimki ile deplasmanda diyor saatler 20'yi gösterdiğinde. Bu kez kalbimiz Anadolu Efes'ten yana olacak. Bakalım onlar bu akşam neler yapacak. Basketbol dedik, biraz da gündem diyelim. Elbette bunlar da gündem. Futbol gündemine, oyuncuların gündemine şöyle bir bakalım. Babel'in doğum günü kutlaması vardı. Ekranlarınıza getirelim paylaşımlarını. Dün arkadaşları, takım arkadaşları Babel'in doğum gününü kutladılar. Hem kulüpte hem sonrasında güzel zamanlar geçirdiler. Arkadaşlarıyla karelerde yansıyor Babel'in Instagram hesabına. Oldukça güzel. Cenk'le Gon sevinci. Bu kadar mı? İki tane mi verdik? İki tane mi? Bir de pastası var değil mi? Hayır, pastası da gelsin bakalım. Pastası da geliyor. Caner'in yüzü galiba Babel'den daha fazla gülüyor. Allah daim etsin Necip Uysal'la değil mi? Acaba ne konuşuyorlar? Ciddi ciddi. Dün akşam sadece
kulüpte değil, aynı zamanda güzel bir ortamda da kutlandı. Babel'in doğum günü takım arkadaşlarıyla birlikte. Bir de pastası vardı. Pastasını gör. Ben niye ısrarla pasta diyorum acaba, program çıkışı? Bir tatlıcıya falan mı gitsek? Pastalar güzel olmuş. Değil mi? Taklasıyla birlikte. Hoş olmuş. Çocuk pastası diyor şu anda kameraman Yakup. Çocuk pastası mı ilan ettin? Daha böyle süslü bir şey mi bekliyordun? Değil mi? Olabilir de. Cenk Tosun Babel'in doğum gününü nasıl kutlamış peki? Ekranlarınıza gelsin fotoğrafı. Evet, nasıl kutlayacak? Onların klasik sevinciyle tam atlama anı diyelim. İyi ki doğdun Babi diyor Cenk Tosun. Negredo'nun paylaşımı. İyi ki doğdun kardeşim diyor. Böyle emojileri fazlaca kullandığı bir fotoğraf olmuş. Tolga Yarsan nasıl kutlamış? İyi ki doğdun benim Hollandalı kardeşim diyor. Sade bir kutlama olmuş. Gökhan Gönül'ün kutlaması. Takım arkadaşlarına tek tek bakıyoruz. Doğum günün kutlu olsun kardeşim diyor Gökhan Gönül de. Biz Noha'yı çok seviyoruz değil mi değerli izleyenler? Atiba'nın o meşhur tatlı oğlu. Ona bir yenisi daha geldi. Ben çok benzettim. İnanılmaz benziyor. Bu arada Atiba üçüncü kez baba oldu. O bebeği de gösterelim, ekranlarınıza getirelim. Paylaşımlar gelsin bakalım. Buradan çok belli olmuyor ama adıyla yaşasın Ayo Siyah Hutchinson. Ayo Kanada'da bir dilde kartal anlamına geliyormuş. Dün okuduklarım arasında bu ne kadar doğru teyit etmedim ama kartal anlamına gelen bir isimmiş Ayo. Çok da tatlı maşallah. Bir tane mi fotoğrafımız var acaba? Var mı? Ah gelsin bakalım. Allah analı babalı büyütsün Noah'ın bakışları. Burada. Çok benzemiyor mu? Ben mi benzettim acaba yönetmenim Canan? Benziyor değil mi? Çok benziyor. Burun yapısı aynı. Bir de iki oldular. Üçler aslında ama. Abi oldu adeta. Ve devam ediyoruz. Ne derler? Allah dileyen, isteyen herkese nasip etsin anne baba olmayı, iyi bir anne baba olmayı elbette. Kobe Bryant'a veda etmiştik uzun bir süre önce, aslında yakın bir sürede. Onun formalarına da veda ettik, emekliye ayrıldı. Hala yankıları sosyal medyada sürüyor. Onun vedası arkadaşları arasında duygusal paylaşımlara sebep oluyor. Bazı zamanlarda ise esprili paylaşımlar hazırlanıyor. Onlardan bir tanesi de LeBron James'e aitti. Ne paylaşmış Kobe ile ilgili olarak? O güzel animasyon gelsin ekranlarınıza. Böyle güzel bir sohbet ortamında Kobe Bryant'ın emekliye ruhsal olarak da ayrıldığının altını çiziyor bu animasyonda. Steve Nash'in Kobe'nin üstünden yaptığı bir smacı vardı. Bunu da sosyal medyada paylaştı. Böyle veda etmek istedi. Gelsin ekranlarınıza. Sadece dün Babel'in doğum günü değil, aynı zamanda Benzema'nın da doğum günüydü. Ekranlarınıza taşıyalım. O nasıl kutladı, nasıl kutlandı doğum günü Benzema'nın? İlk fotoğraf geliyor. Benzema'nın pastası. Sevgili Yakup, pasta gibi pasta diyebilir miyiz? Bu güzel, bunu beğendin. Bir önceki çocuk pastası mıydı? Artık böyle şeker hamurundan yapılan butik pastalar önemli. Araba figürünün olması da dikkatlerden kaçmıyor. Arabalara olan tutkusunu bilmeyen yoktur. Gerçi tüm futbolcuların, çoğu futbolcunun, neredeyse %99.99'unun arabaları olan tutkusunu biliyoruz. Benzema'nın 30. yaş pastası da böyleydi. Doğum günü havai fişeklerle kutlandı. Gelsin ekranlarınıza. Dünyaya Benzema olarak gelmek varmış değerli izleyenler. Havai fişek attıranlarınız çok olsun bundan sonraki yaşlarınızda. Var mı böyle içimizde havai? Nerede? Bizde öyle küçük maytaptı değil mi o? Küçük maytaplar. Onlar da küçük yavru havai fişek sayılabilir. Peki kimler kutladı? Hızlı hızlı bakalım kimler duygularını nasıl ifade etti Benzema'ya? İlk olarak Ramos'un paylaşımı gelsin. Bu fotoğrafla, bu kareyle kutlamış doğum gününü. Gareth Bale'ın
paylaşımı gelsin. Doğum günü kutlu olsun. Benzema birlikte ne güzel zamanlarımız oldu diyor. Umarım Benzema da aynı görüşe sahiptir. Şöyle geçiyor mudur acaba içinden? Keşke bu kadar sakatlanmasaydım da daha güzel zamanlar geçirseydik. Ribery'nin bir diğer sakat oyunculardan bir tanesi Ribery'nin paylaşımı. 30'lu yaşlara hoş geldin, güzel bir doğum günü geçir, en iyi dostumsun diyor. Bu mesajı veriyor. Evet, Mesut Özil'le olan yakınlığını biliyoruz. Real Madrid'den bu zamana gelen dostlukları zaman zaman sosyal medyada atışıyorlar. Böyle güzel güzel yorumlar bırakıyorlar birbirlerine. İyi ki doğdun kardeşim diyor Mesut Özil'de değerli izleyenler. Benzema'nın gollerini getirelim mi ekranlarınıza? Ne dersiniz Fransız santrforu? Gelsin mi? Hadi gelsin bakalım. Sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum, tweetlere de bakıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum ama çoğunlukla yanlış cevap vermişsiniz bugün. Tekrarlamak istiyorum. Tekrar getirelim mi ekranlara sevgili Canan yönetmenim? Hazır mı? Sorunun cevabını yanlış vermişsiniz. Buradan biraz tüyo vermek istiyorum. Yorumlarınız da biraz böyle yanlış cümleler içeriyor. Aman diyelim. Türkiye kaç kez Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etmiştir diyoruz. Soruyoruz 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü? Çoğunlukla mesajlarınız biraz yanlış geliyor. Biraz daha hatırlatmak isterim değerli izleyenler. Ha, tarihlerini de vermişsiniz. Tarihler konusunda da biraz yanlışız. Bu günün sorusu bence güzel oluyor gerçekten. Yani en azından böyle genel kültürümüzü de yoklamış oluyoruz, öyle değil mi? Yani bazı fotoğraflarda mesela şöyle yorumlar yapıyoruz. Sen nokta noktasın, bu kareler ne diyebiliyoruz değil mi? Serzenişte bulunabiliyoruz sevdiğimiz insanlara. Biz de bu fotoğrafı görünce Casillas'a dedik ki ya sen kalecisin, nedir bu İspanyol şairleri andıran bu tür pozların, havaların? Gelsin ekranlarınıza bakalım ne paylaşmış. Herkese diyor ki iyi geceler. Atkısını almış, eline kitap mı o? Kitap galiba değil mi? Kitaplarını almış. Bir kapının önünde şöyle uzak uzak bakıyor. Yani bir kalecinin verebileceği pozlar mı bunlar? Ama Casillas'ın hep böyle bir naif bir duruşu vardı değil mi? Benim hayal kırıklığım kaç yılında olmuştu? Buna 2013 yılında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemesinde Real Madrid'de deplasmanda oynadığı o maç anında Iker Casillas'ı canlı olarak görmemle olmuştu. Nasıl yani, benden biraz uzun, bu kadar kısa mıydı gibi öyle yorumlara sebebiyet vermişti. Casillas gerçekten farklı bir kaleci değerli izleyenler. Zamanımız var mı? Gidelim mi Juventuslu kadın futbolcu Sunny Francis'in Asamoah'a sorduğu o sorulara? Evet, çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Neler sormuş? Asamoah ne cevaplar vermiş? Buyurun ya. Ve tarihte bugün diyelim mi? Hadi tarihte bugüne gidelim hep birlikte. 1964 yılına gideceğiz değerli izleyenler. Ali Samiyen Stadı Türkiye-Bulgaristan milli maçıyla açıldı. Açılışta tribün parmaklarının aşırı izdiham nedeniyle kopması yüzünden tribünlerden aşağı düşenler oldu. Bir kişi öldü, 81 kişi de yaralandı. Dikkat edecek hususlar denildi değerli izleyenler. Tarihte bugün 1983 yılında bugün Brezilya'nın Dünya Kupası çalındı ve hala da bulunamadı. İlginç günlerden bir tanesi. Günün sözü gelsin hemen ekranlarınıza. Bugün kimden motivasyon cümlesini alacağız? Yataktan kalktığım her gün, o gün benim için, o gün benim basketboldaki son günümmüş gibi çalıştım diyor LeBron James. Her anın yanıtını veriyor. Bu arada cevabımız 4 olacaktı. Bunun da altına çizelim. Programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 12.20 gösterine görüşmek üzere. Hoşçakalın.